işte doktorun test sonuçları için Sunay'ı araması konusuna gelirsek de ora biraz müzik altına düştü ve biz öğrenmedik. Bu işte haftaya kaldı diye düşünüyorum. Doktor bir maalesef dedi. Fakat hani ilk başta Sunay'la konuşuyorsan Sunan'ın raporuyla ilgili bir şey konuşursun diye düşünüyorum iletişim açısından. Çünkü karşındaki insanınkine ilgili bir şeyler söylersin. O yüzden Sunan'ın bir problemi olduğunu düşünmekteyim ama bu problemin çözülebilir bir şey olduğunu da düşünmekteyim. Daha sonra Seyran'ın bir problem olmadığına dair bir sonucu çıktığını düşünmek istemekteyim. Ama şöyle bir sorunumuz var ki bu yalıda bir günümüz mutlu geçmesin. Seyran'ın işte tedavi gördüğü için daha önce belki de o yüzden böyle bir problemi olabilir diye bir hikaye çıkarsa yani o biraz şey olur ya. Hadi dönelim başa gibi bir süreç olur. Seyran yine hasta işte çocuğu olmadığını öğrendiği için işte Ferit çocuk istiyor falan böyle bir o ilişkilerini orada zedeleyecek bir şey tutulur yani elde. Olay tutulmuş olur. Tatsız olur bence. O yüzden ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Yani hazır Seyfer arasındaki sular bu şekilde durulmuşken tekrar oradan bir şey çıkarılması tatsız olur. İzlemesi tatsız olur. O yüzden ben Sunan'ın böyle bir problemi olduğunu ve bunun çözülebilecek bir şey olduğunu düşünmekteyim. Ve muhtemelen orada Sunan'ın kendiyle ilgili bir problem olduğunu ve çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini ama Seyran'la ilgili herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum. En mantıklısı bu olur diye tahmin etmekteyim. Tekrar bir Seyran'ın işte olmaması, bunu Ferit'e söylememesi falan filan gibi bir şeyler izlemek istemediğim için de olabilir tabii ki. Bölüm genel olarak yani o kadar oradan oraya atladık. Yani bir yerde mesela çıkışlarını görüyoruz ama zaman öyle akmış geçmiş. Hala bazıları aynı yerde kalıyor. Mesela işte hastaneden dönüş sahneleri. Sunay'la Seyran hastaneden döndü. İşte Sunay'la bir gün konuştu etti falan filan derken. Oradan başka sahneleri görüp burada bu sefer tekrardan Ferit ve Seyran'a döndük. Onların da kendi aralarında resleşmelerini gördük. Ferit ve Seyran'ı çok az gördük. Ben ilerleyen kısımlardaki bölümlerde yani çok hak ettiğimizi düşünerek Seyran ve Ferit'i daha fazla göreceğimizi düşünüyordum ama neden böyle bir şey yapılmadı? Hiçbir fikrim yok ki. Yani olabilecek çok anı da vardı ama diğer gibi çıktı. Diğer olaylar o kadar bir anda verilmeye çalışıldı ki ve uzatıldı ki. Yani bir çiğ köfte sıra gecesi sahnesini 5 farklı kere gördük. Her birinde de inanılmaz bir şekilde işte Ferit durumu tabii anlıyor yani sıkılıyor bir şeyler yapıyor zaten gergin ne olacağını çözemiyor falan filan derken işte oradan pat başka bir şey görüyoruz pat başka bir şey görüyoruz ama araya muhakkak bir sıra gecesi sahnesi girdi yani sanki bölüm onun üzerine çekilmişti ya da diğer kalan sahneler araya sıkıştırılmıştı ve zaten oralarda kesik kesik ilerledi yani neden böyle bir şey oldu bölüm bu raddeden sonra işler tamamıyla dinamik kazanacak gibi diye düşünmüştüm. Fragman yorumlarında da bunu belirttim böyle kesinlikle olacak. Hani öyle bir beklenti içerisindeyim diye. Ama maalesef ne yazık öyle bir şey görmedik. Yani eğer farklı hikayeler açılmak isteniyorsa sırayla da açılabilir. Evet, sıra gecesi sahnesi. Ya sıra gecesi sahnesinde ben fragman yorumda dedim ki eğleneceğiz muhtemelen orada. Çünkü hani hem eğlenceli bir ortam işte Kazım var falan filan. Sıra gecesi sahnesini izlerken oradaki Ferit gibi izledim. Yani ne alaka şu an ve neden her iki sahneye bir biz tekrar sıra gecesini görüyoruz. Ferit sıkılıyor. Biz sıkılıyoruz. Kazım oynuyor sürekli. Sıra gecesi sahnesi bir sahne olarak düşünmüştüm. Fakat sineme katılıyorum. Neredeyse bölüm için en uzun sahne oymuş ve sağına soluna ortasına başına bir şeyler koyalım bölüm çıksın gibi bir şey olmuş yani. İki sahneye bir sıra gecesi sahnesi görüyoruz falan. İşte Ferit de orada durduk yere ya gelelim imzalanan protokole. Daha sonrasında çiçek mevzusu girdiği için ve büyük hanımla o evi ipotek ettirme mevzusu açıldığı için aynı zamanda çiçek hanımın işte Korhanları savaş açtım. Oğluma her şeyi altın tepside sunacağım ve Abidin onları kökünden halledecek demesiyle de
Aklıma şöyle bir şey geliyor. Böyle bir durumda Abid'in Sunay ilişkisi önce böyle bir sarsılır, çocuk sahibi olamama gibi bir durumdan ötürü duygusal olarak böyle bir şey yaşanır ki bunu geçtiğimiz sezonlarda Fuat ve Fuat'ın eşi tarafından da böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Özellikle Ferit'in de Fuat'ı sürekli hatırlamasıyla beraber oraya böyle bir paralellikle gidebileceğini düşünüyorum bir süre. Daha sonrasında da bunlar ama bir şekilde Abidin ve Suna'yı birbirine yaklaştıracak. Evet. Ama Suna Seyran'ın herhangi bir şekilde öyle bir durumu olmadığını bildiği için ister istemez kardeşine bile evlenecek ve kız kardeş durumları görebileceğiz gibime geliyor. Ne yazık ki yani Suna Abidin biri olacak. Çiçek belki biri olacak. Bu üçlü. Karşısında da Seyran Ferit ve diğer Korhanlar gibi bir çatışma yaşanabilir diye düşünüyorum. Gerçekten artık sıkıldım ya bunların başına gelenden ya. Bu çocuklar 2 gün gülemeyecek mi? Bakın. Şimdi önce genel çerçeveden bir tartışalım. Yalı geçenlerde konuştuğumuz gibi Abid'in Yalı'yı almaya çalışırken Yalı Seyran'ın üstüneydi. Kenara koyuyoruz. Şu anda Ferit Yalı'yı ipotek ettiriyor. Ama Yalı Ferit'in üstüne değil, Suna'nın üstüne. Bakın biz bunu başka bir dizide izledik ve çözümü şu şekilde oldu. Hemen izlemeyenler için anlatıyorum. Bahar'da Bahar'ın evin tapusu Bahar'ın üstüne ve kayınvalidesi Bahar'a bir imza attırıyor. Yalandan bir vekalet imzası ve Bahar'ın bundan haberi yok. Bakın kendi imzası olmasına rağmen. Bunu Bahar'ın haberi olmadan ipotek ettirdiği için oraya Bahar imza atmasına rağmen göstermeden ve onun bir ipotek belgesi olduğu olmadan imzalattıkları için, kandırdıkları için bu ipotek evden düşüyor ve borç kayınvalidesinin üstüne geçiyor. O imza Ferit'in ve Ferit diyor ki parayı ödeyeceğim, ödeyemezsem Yalı'yı alabilirsiniz. Yalı'nın sahibi Ferit değil, Yalı'nın sahibi Suna. Orada Suna'nın imzası yokken Yalı'ya hiçbir şey yapamazlar. Ben söyleyeyim. Yani bu ileride bu böyle bir şey çıkacaksa şimdiden bakın haber veriyorum. Böyle bir yetki mümkün değil. Yani başkası benim oturduğum evi, benim tapusu, benim üstüme olan evi ipotek ettiremez. Hadi ettirdi. Oraya imza attı diyelim. Benim evimi alamaz. Bu net. Net bilgi. Almaya çalışabilir. Karşı dava açılır. Bakın bu diğer dizide izledik. Aynısını yani. Evi elinden aldılar ipotekte olduğu için. Dedi ki ben böyle bir şeye imza atmadım. İmza attığımda başka bir şeye imza attım ve beni kandırdılar. Davalar açıldı ve ev tekrar sahibine geçti. Bu kadar net bir bilgi yani bu. Bu olayda bile olacak bir iş değildi. Şu an hiç olacak bir iş değil. Yani Sunan'ın imzası ortada yok zaten. Yani başka ihtimallerde nereden nasıl toparlanır bilmiyorum. Bu kadar ipotek mevzusu boşuna açılmış olamaz. Çiçek ve Abidin'in ısrarla bir araya gelecek olduğu imasını çok aldım yani. Onların bir karşılaşmaları bir şey olacak ki sınırda kaldı bu bölümde. Abidin kapıya kadar gitti ortalığı kolaçan etmek için. Ama birine yakalandı. İşte lavabo falan filan derken göremedi. Ama zaten annesi anladı onun geldiğini falan filan. Şu sebepten de sinirleniyorum. Yani beklentim böyle bir şey değildi. Yani çiçek gelecek. İşte çiçeğin hala intikam almasından anlıyoruz ki hikaye Halis'in anlattığı gibi değil. İşin içinde başka şeyler var veya çiçek ona inanıyor. Yani onu tam bilemiyoruz tabii. Oralar hiç işlenmediği için. Ama bari oralardan bir şeyler görseydik de biz hani böyle çiçek hoppala gelip aa Yalı'yı elinizden alacağım gibi bir karakter oldu yani. Hiç anlamadım onu. Ve şu an tekrardan geriye kalan hikayeler de devam edecekse eğer örneğin Betül mevzusu. Öyle hallerde gördük ki Betül'ü. Betül konusunu ben konuşmak istemiyorum. Çok ufak bir şey söyleyeceğim. Betül konusu işleniyorsa işlensin. Tayfun'la öyle işbirliği mi yapıyor, bilmem ne mi yapıyor. Ortaya çıkıyorsa çıksın. Hayatımızdan da çıksın. Betül'ü artık Yalı'dan uğurlayalım. Yani o kadar az gördüğümüze memnunum bu arada. Betül'ü az gördüğümüze memnunum ama Betül'ü ne kadar az görürsek o hikaye orada tıkanacak. O yüzden Betül'ü bir kere de çok görelim. Kabul ediyorum bunu. Ve ondan sonra hayatımızdan çıksın.
Ya ben öyle bekliyordum işte. Yani Çiçek gerçekten bir şey etki edecek diye bekliyordum. Edecektir tabii, illa ki edecektir, ama hani direkt böyle hayatımıza girmesi hiç hoşuma gitmedi. Hoşuma giden tek şey var bu bölümde ve hepiniz bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Love ve hepiniz Orhan ve Gülgün ilişkisinin yeniden başlayacak olduğunu nasıl anladık ama? Ben söyledim. Ben söyledim. Bunu 5 bölüm önce de söyledim. Bunu 10 bölüm önce de söyledim. Yani 3. sezonun başından beri söylüyorum. Orhan aklı başına gelecekti. Şimdi. Yani nereden nereye Tayfun'unla olan işbirliğiyle olan durumu işte Gülgün'e yapılan şeyler. Gülgün'ün dediğimiz gibi Allah'tan çok kötü bir şey olmadı. Korkusu, telaşı vardı. Tabii Orhan yanında oldu, o ayrı. Hoşuma giden tek şey var bu bölümde ve hepiniz bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Orhan ve Gülgün ilişkisinin yeniden başlayacak olduğunu nasıl anladık ama? Ben söyledim. Ben söyledim. Bunu 5 bölüm önce de söyledim. Bunu 10 bölüm önce de söyledim. Yani 3. sezonun başından beri söylüyorum. Orhan aklı başına gelecekti. Ve Gülgün tekrardan bir araya gelecek. Bunu zaten biliyoruz. Orhan'ı Gülgün çok süründürecek mi? Yani bu bölümde gördüğüm kadarıyla çok süründürmeyecek gibi, ama Orhan hak ediyor tabii ki. Fragmanda da görmüştük ki geçen hafta cumartesi söylemiştik zaten biz, o da fragmanda sürpriz olmadı bize. Esme ve Gülgün restoran aldılar ve oraya bir işte onu haber vermek için davet ettiler yalıdakileri. Orhan ortada yok, Betül geliyor. Ya Betül'ün, bakın ben fragmanda görünce de çok sinirlendim. Betül'ün orada ne işi var? Ya zaten biz Betül'ü bu bölüm ne hallerde gördük? Keşke hiç görmeseydik. Neyse. Ya yani o masada da yeri yoktu da ne alaka çünkü yani. Orhan'ın eski karısı ve Esme çağırmış. Orhan daha gelmedi falan diyor öyle arkadan. Ya sen niye geldin? Orhan'la hadi diyelim geldin bu medeniyetle. Orhan yokken sen niye geldin? Orhan geliyor, Gülgün'e çiçek almış falan böyle. Tatlı. Bölümün en güzel sahnelerinden biri işte Ferit ve Seyran'ın o tatlı atışması kapı önünde falan filan vesaire. Sonra Ferit ve Seyran'ın odadaki o hesaplaşmaları, görüşmeleri ve Seyran'ın durumu, Ferit'in nasıl böyle bir şekilde parayı bulduğunu öğrenmesi olan sahnesiydi fragmanda gördüğümüz. Onun dışında Kazım'ın ilk olarak gördüğümüz hani o ortama girişi, o şey yapışı ya da Esme ile olan sohbetleri ilk kısımlardaki güzeldi. Onlar bizi biraz rahatlattı. Ama bu yani 2,5 saatlik bölümün yaklaşık belki de yarım saati. Geriye kalan 2 saatte o kadar o kadar iç içe şeyler ve o kadar kısım kısım gördük ki akması, izlemesi hiçbir şeye mal olmadı yani bende. Yani gerçekten neden şimdi bu? Neden birden ora? Neden birden ora diye düşünüp durdum yani gerçekten böyle bir bölüm beklemiyordum. Böyle deyince kızıyorsunuz ama hani gerçekten siz neler düşündünüz lütfen aşağıda yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Yani çok akıcı çok güzel bir bölüm diyorsanız tabii ki o da sizin görüşünüz ama ben gerçekten hani daha öyle hani bütün olayları kapattık diğer mevzuları kapattık diğeri kapattık Sinan'ı kapattık falan filan. Biraz daha rahatlamayalım mı? Ya geliyorum ama rahatlamayacağız gibi yalının içerisinde, yalı çapkının içerisinde her zaman entrika olur ama entrikalar bir şekilde akar ve birbirine bağlanırdı. Oranın gelmesini bekliyorum çünkü bu bölüm sanki böyle bilardo oyununa başlayacağız. İlk başta bir vuruş gerçekleştirir ve toplar etrafa saçılır ya. Hani bundan sonraki bölümlerde en azından doğru sayılar alarak ilerleyeceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Yani bunu bir geçiş bölümü olarak kabul edebilirim ama bundan sonra gelecek olan kısımlarda inanılmaz birleşimler yapılmalı ki aynı zamanda rahatlamalıyız ki nasıl olacak bilmiyorum ama bunun böyle devam etmesi daha fazlasıyla yorar. Gerçekten yorar. Çünkü şimdi Çiçek mevzusu var, Sunan'ın mevzusu var, Abidin mevzusu tekrardan açılacak. Kazım böyle bir şey yaptı, orası tekrar açılacak. Gülgün ve Esme. İşe aldılar, işe koyuldular ve yapacaklar. Öyle bir kısımda tekrardan bizimle beraber
olacak. Yani çok farklı farklı olaylar göreceğiz. Ama bunların her birinin bir akış içerisinde olmasını istiyorum. Gülgün Orhan, Gülgün Orhan deniyordu. Onların da ufak tefek şeylerinin böyle birbirlerine olan o enerjilerinin başladığını görüyoruz. Ama tabii ki Orhan bunu işte Betül'le aklında bir şüphe düştüğü için yapması. İlk başta Gülgün'e aslında Betül'le ilgili olan durum için gitmesi ve o Gülgün'ü öyle bir halde gördüğü için sonradan şey yapması benim bunları rahatsız eden şeyler. Orhan'ın ne olursa olsun sürünmesini istiyorum. Fetişko bu bölüm herhangi bir şekilde hani zaten çocuğun omzuna yük üstüne yük bindiği için şey yapamadı. Çok da Seyrus'uyla da ilgilenemedi. Zaten birbirlerinden çok ayrık olaylar yaşandı falan. Oraları göremedik. Son olarak da tabii tam fragman yorumunda söylediğimiz gibi son sahneye geldiğimizde Ferit'in önceki bölümlerde de zaten böyle sinyalinin verildiği, böyle bir psikolojik olarak bir sorun yaşadığı, artık dayanamadığı gibi bir durum söz konusu. Bölüm sonunda onunla geldi bu arada zaten. Bölüm sonunda tamamıyla artık büyük hanıma evi ipotek ettiren ve herkese iyiymiş gibi yapan Ferit en sonunda zaten vücudu tamamıyla direncini kaybetti ve bayıldı. Çünkü zaten Seyran da Halis'e bu durumu anlatması gerektiğini söylemiştim. ve ondan sonra işte o sırada Gülgün'le konuşurken neredesiniz, ne yaptınız derken Seyran her şeyi öğrendiği için Seyran'ın bunu Halis'e söyleyebileceğini tahmin edip Halis'in odasına giriyor ve içeriye girmesiyle zaten kötü bir durumdaydı. Bayılıyor bölüm sonu. Bölüm sonunun burada olacağını ikinci fragmanın yorumunda konuşmuştuk zaten. Burada işte belki bir hastaneye gidiş olabilir 87'de. Hastaneye gidiş olmayabilir, Ferit kendine gelebilir, işte herkes yalıya gelebilir falan. Ferit'in bu sürecinin öğrenilmesi biraz zaman alabilir. Ama ben bir şekilde eğer diğer olaylar durulursa Ferit'in bunu Seyran'a söyleyeceğini düşünmekteyim. Karşılıklı olarak böyle bir durum yaşandığında Seyran şu an Halis'e gidip durumu söylemek üzereyken Ferit'in böyle bir şey yaşamasıyla bu bir sekteye uğrayacak ama günün sonunda ne olursa olsun bir süre daha Halis'in bunu öğrenmesi uzun sürecek gibime geliyor. O sırada Ferit'in psikolojik durumunun da tabii ne düzeyde devam edeceği meçhul ama kendisi kendine abisine ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor ve psikolojideki doğru terimini de bilemem bunun. Ama işte bir insana gülürken birden yüz ifadesi değişiyor ve artık hiç iyi bir halde değil. Bir tek Seyran'la yan yanayken normal davranabiliyor bir süreliğine. Bu onun için çok özellikle şu durumda çok büyük bir olaya dönüşebilir. Ama günün sonunda ben nedense şöyle bir vibe aldım. Özellikle Abide'nin ikinci sezondan kalan Akın durumu yaşayacağını da düşünüyorum. O da şöyle ki o zamanda da Mezi'de işte baban öldü, şöyle oldu, böyle oldu, suçlusu Korhanlar, bu şeyin başına sen geçeceksin, sen yapacaksın falan filan dedi ama günün sonunda Akın'a yazık olmuştu maalesef. Eğer öyle bir şey yaşanırsa ve Çiçek ve Abidin birleştiği zaman ilerleyen kısımlarda ne yazık ki böyle bir durum da yaşanabilir mi ya da o kadar bir kötülüğe gidebilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Suna ve Seyran krizinin özellikle bu bebek mevzusundan sonra birbirlerine karşı özellikle aynı ev içerisindeyken bile eğleneceğini Abidin Çiçek mevzusunda özellikle ev, ipotek, yalı, o, bu, şu, Suna'nın üzerine olması falan filan derken de olayların yalı içerisinde daha çok kızışacağını düşünüyorum. Ha bir de Ayşen faktörümüz var. Ayşen de hala üzgün, stresli, acı çekiyor, aşk acısı çekiyor. Annesi Antep'e göndermek istiyor ama asla gitmem dedi. Hal böyle olunca ne yapacağız şimdi? Ben yine bir noktada Ayşen ve Çiçek'in içeriden bir işbirliği yapabileceğini düşünüyorum. Bir şekilde bir haberi olup bir şey olup. Çünkü bu kadar şeyden haberi varsa Abidin'in başından geçen nişandan da haberi vardır. Ve oradan yürüyebilirmiş gibi geliyor. Oradan içeriye sızabilirmiş gibi geliyor. Ki ilk vurgunu tabii içeriye sızmasının şeyinin ilk vurgununu ilk taşı Kazım'la beraber. Kazım sağ olsun. Onun tüm saflığıyla beraber atmış oldu. Seyran ve Ferit'i çok az görmemiz hiç hoşuma gitmedi. Özellikle bu raddeden sonra ilişkilerinin nasıl toparlanacağını hep birlikte merak ediyorduk. Çünkü
en videonun başında da söyledim. Aşama aşama giden bir birliktelikleri olabilir. Ki bu zamana kadar görmediğimiz ve onların da yaşamadığı bir şey çok hoş olabilir ama maalesef olmadı. Bir sonraki bölümde daha iyi bir bölüm olmasını ümit ediyorum kendimce. Betül mevzusu kapanmadı dediğimiz gibi bir sonraki bölümde de kapanmayacağını düşünüyorum. Bir sonraki bölüm sonuna doğru kapanabilir. Belki ondan sonraki bölümde net bir şekilde kapanabilir ama Betül hala bir süre bir bölümde olsa en az bizimle. Orhan Gülgün ondan sonra başlayabilir ama Gülgün'ün yeni bir işe adım atmasıyla beraber belki orada karşısına başka birileri de çıkabilir ve ortalık Orhan için daha çok kızışabilir. Böyle olmasını çok isterim. Esme Tatlı ilk adımı attı, Gülgün'ü ikna etti ve böyle bir yola giriştiler. O çok güzel. İfakat'te bu bölüm yazılan şeyler. İfakat'in bazı özellikle geçen bölümde söylediği şeyler falan filan çok iyiydi ama İfakat'in konuşma tarzı ve tavrı ve kelimeleri çok değişti. Bu bölüm onu birazcık özellikle ilk kısımlarda falan şeye karşı yani genel olarak söylediği tavır ve replik olarak onun bir başka bir şey kazan. İfakat normalde daha dolu dolu laflar eden ve daha böyle tuttuğunu koparırcasına davranan biriydi ama bu bölüm o azalmadı ama yani repliklerinde falan böyle bir şey sezinledim. Çok gençvari denmez de yani İfakat'in o eski ağırlığının olmadığı replikler öyle söyleyeyim. Genel olarak bölüm böyleydi. Beklentimin altında bir bölümdü. Fakat yani yeni olaylar açılmaya başlandı. İşte çiçek hikayesine girilmeye başlandı falan. Belki 87 daha dinamik olabilir. Bu videolukta bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Siz neler düşündünüz, neler hissettiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüyorsunuz ki ne olursa olsun elimizden geldiğince hani ertesi güne yetiştirmeye çalışıyoruz bir şeyleri. Hani insan ister istemez işi oluyor, bir şey oluyor falan filan ama elimizden geldiği müddetçe yapmaya çalışıyoruz. fragman yorumlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.